Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Süleyman Özmen. Bugün sizlerle sürtünme kuvvetini göreceğiz. İşlemsel sorulardan daha çok değerli arkadaşlar yorumsal sorulara bakacağız. İşlemsel sorularda Newton'un hareket yasaları içerisinde yer vereceğiz. Bugün sadece sizinle temas eden iki yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin yönü, büyüklüğü, neye bağlı olduğu, cisim boyutlarıyla değişkenlik gösterip göstermediği üzerinde duracağız. Biz fizikte genelde değerli arkadaşlar iki türlü yüzeyle ilgileniriz. Bunların bir tanesinde cilalanmış yüzey yani sürtünmenin en aza indirgendiği hatta olmadığı bir yüzey. Diğeri ise cilalanmamış yani sürtünmenin önem arz ettiği bir yüzey vardır. Bu iki yüzey üzerinde problemlerimizi çözeriz. Şimdi sürtünme yoksa ve sürtünme varsa cisimlere etki eden kuvvetleri hangileri ve sürtünme kuvveti nereden karşımıza çıkacak, yönü ne? Onun üzerinde duracağız. Çeşitler üzerinde duracağız. Daha sonra bu kuvvetle ilgili, bu kuvvetin özellikleriyle ilgili sorularımızı çözdükten sonra değerli arkadaşlar sizde de belirli bir kazanımın oluşacağını tahmin ediyoruz. Değerli arkadaşlar tabii ki bizim yaşadığımız dünya sürtünmesiz bir dünya değil. Yani bulunduğumuz her yerde mutlaka bu hava direnci olabilir. Herhangi bir yüzeye temas ettiğinizde oluşan bir direnç olabilir. Sıvı direnci olabilir vesaire. Yani yaşadığımız dünya dirençli bir ortam. Evet biz bazen burada bir idealleştirme yapacağız. Bazen yüzeyi pürüzlü, bazen yüzeyi pürüzsüz kabul edeceğiz. İşlemleri öyle yürüteceğiz. Bizim problem çözümümüzde kullanmış olduğumuz iki tip yüzey vardır. Bir tanesi sürtünmesiz yüzey, diğeri ise sürtünmeli yüzeydir. Değerli arkadaşlar sürtünmesiz yüzeyde masa üzerine koymuş olduğumuz veyahut da bir yüzey üzerinde bulunan cismimize iki tane kuvvet etkiler. Şekil bir inceleyelim lütfen. Bunlardan bir tanesi W dediğimiz cismin ağırlığı. Diğeri ise cismle temaslı masa yüzeyinin cisme göstermiş olduğu dik kuvvet. Buna normal kuvvet diyoruz. Değerli arkadaşlar normal kuvvet daima yüzeye diktir. Ve cisim hareket etmediği için yatay ve düşey doğrultuda bu iki kuvvet birbirine eşittir büyüklük olarak. Vektörel olarak da eşit ve zıt yönlüdür. Yani iki zıt vektördür. Fakat bizim incelediğimiz yüzey değerli arkadaşlar sürtünmeli bir yüzey ise o zaman cisim daha değişik kuvvetlerin etkisinde kalabilir. Bundan bir tanesi de temas kuvvet diyeceğiz. Yani dokunma yüzeyinde oluşan kuvvet diyeceğiz. O bu. Diğer ise cismin ağırlık kuvvet diyeceğiz. Dikkat ederseniz burada normal kuvvet terimini kullanmadım. Niye kullanmadım? Şimdi burada normal kuvveti bu dokunma kuvvetin bileşeni olarak alacağız. Çünkü sürtünmeli yüzeylerde temas eden iki yüzey arasında İki yüzeyi birleştiren çizgi boyunca bir kuvvet etki eder ve bu kuvvet genelde bu çizgiyle belirli bir açı yapar. Bakın bu kuvvetin doğrultusunu alırsam arkadaşlar temas yüzeyinden geçen çizgiyle bir açı yaptığını görebilirsiniz. Şöyle bir açı yapıyor bakın. Dolayısıyla bu kuvvetin iki bileşeni var. Bir tanesi şu normal kuvvet, diğeri ise cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvettir. Bu halde sürtünmeli yüzeylerde sürtünme ve normal kuvvet temas yüzeyleri arasında oluşan şu F kuvvetinin iki bileşeninden biri olacak. Bunlara dikkat edelim. Çalıştığımız yüzeyin sürtünmeli olup olmama durumuna göre oluşan kuvvetleri tahmin etmekte doğru bir yöntem kullanalım değerli arkadaşlar. Şimdi o zaman biz artık yüzeyimiz sürtünmeli olduğu için herhangi bir cisme P gibi bir kuvvet uyguladığında temas noktası kısmında bir tane kuvvetin oluşacağını artık bileceğim. Ve bu kuvvetin de iki bileşene ayrıldığını bileceğim. Bileşenlerden bir tanesi masanın cisme uygulamış olduğu normal kuvvet. Bu daima yüzeye dikti. Diğeri ise sürtünen iki yüzeye paralel olan sürtünme kuvveti olacak. Değerli arkadaşlar biz sürtünme kuvveti genelde
Fs olarak gösteririz. Şu şekilde. Buradaki S terimi sürtünmeyi belirtiyor. Yüzey normaline, yüzeye dik olan kuvvette genelde N olarak gösterebiliriz. Ve dikkat edin, hareketi sağlayan kuvvetle sürtünme kuvvetinin yönüne bakın değerli arkadaşlar. Kayma hareketinde daima sürtünme kaymayı sağlayan kuvvetle zıt yöndedir bakın. O zaman biz bir cismin hareketi durumunda cismin bir yuvarlanma hareketi mi yaptığını, bir kayma hareketi mi yaptığını ayırt etmemiz lazım. Eğer cisim kayma hareketi yapıyorsa, yani masa üzerinde çektiğimiz bir cismin hareketi kayma harekettir. Bu durumda sürtünme kuvveti kaymayı sağlayan kuvvetle zıt yönlü olacak. Burada unutmamamız gereken bir durum daha var arkadaşlar. Sürtünme kuvveti ile normal kuvvetin birbirine daima dik olduğunu unutmayın. Bu iki kuvvet daima birbirine dik olacak. Değerli arkadaşlar, sürtünme kuvvetini iki sınıfa ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi statik sürtünme kuvveti, diğeri ise kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvvetinin ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Statik sürtünme kuvvetini açıklarken de değerli arkadaşlar, şöyle bir kutu alalım. Şimdi bizim bir kutumuz var, dört durum şeklinde ve bu kutulara çeşitli durumlarda bazı kuvvetler etki ediyor. Bu kuvvetlerin etki etmesi sonucunda bizim uyguladığımız kuvvetle sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu bir grafik çizim var. Şimdi bunu yorumlamaya çalışalım. Şimdi burada A şıkkında cismimiz masa üzerinde duruyor. Cismimize sadece iki kuvvet etki etmekte. Bunlardan bir tanesi kutunun ağırlığı. Diğeri ise yüzeyin cisme göstermiş olduğu normal kuvvet. Dolayısıyla burada sürtünme kuvvetinden bahsedemeyiz. Sürtünme sıfır. Sürtünme cisim harekete zorlanmaya başladığı anda ortaya çıkacak. O zaman biz bir cisme hareket ettirici bir kuvvet uygulamıyorsak sürtünme kuvvetimiz sıfırdır. Lütfen takip edelim kalemi. Dikkat edin arkadaşlar, sürtünme kuvvetinin değerini sıfır olarak burada aldım. Şimdi bir kuvvet uyguluyorum B şıkkında. Fakat benim uyguladığım kuvvet halen cismi hareket ettiremeyen bir kuvvet. Eğer benim uyguladığım kuvvet halen cismi hareket ettiremeyen bir kuvvet ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalıyor demektir. Mesela benim T kuvvetimin değeri şurada bir yerdeyse, T kuvvetim burada bir yerdeyse, o zaman cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvette şöyle olmalı ki cisim dengeleyen kuvvet etkisinde olsun. Şu anda cisim hareket etmediği için sürtünme kuvvetim T'ye eşit olacak. O zaman dikkat edin değerli arkadaşlar. Statik sürtünme kuvvetinin değeri sabit değil. Bakın değişken. Kuvvet uygulamadığım zaman sıfırdı. Kuvvet uyguladım fakat benim uyguladığım kuvvet hareket sağlayamadığı için benim kuvvetimin değeri neyse sürtünmenin değeri de ona eşit oldu. Halen kuvvetimi arttırıyorum değerli arkadaşlar ama halen hareket sağlanmadı. O zaman sürtünme kuvvet de mesela burası 2T ise sürtünme kuvvet de 2T. Halen hareket yok. C şıkkını ele alalım arkadaşlar. C şıkkında benim uyguladığım şu T kuvveti oluşabilecek, cisimle yüzey arasında oluşabilecek sürtünmenin en büyük kuvvetine eşit olduğu anda cismim harekete başlayacak. Artık cismi oynatabiliyorum. Bu durumda değerli arkadaşlar, benim uyguladığım kuvvet T, sürtünme kuvvetinin maksimum değerine eşit olacak. Biz bu sürtünme kuvvetinin maksimum değerine statik sürtünme kuvvet diyoruz. O zaman bizim statik sürtünme kuvvetimiz değerli arkadaşlar, kuvvet uygulanmaya başladığı anda herhangi bir cisim hemen hareket etmeyeceği için kuvveti sıfırdan arttırarak devam ettirirsem kuvvet belirli bir değere gelinceye kadar hareket başlamayacak. Hareketin olmadığı bölgede benim uyguladığım kuvvetin büyüklüğü neyse cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de olacak. Ta ki benim uyguladığım kuvvet cisimle yüzey arasındaki sürtünmenin en büyük değerini, sürtünmenin en büyük değerini alacağı değere ulaşıncaya dek. O değere ulaştığında hareket başlamış olacak. O zaman statik sürtünme kuvveti arkadaşlar sıfırdan başlayacak, sıfır değerini alabilir. Statik olduğunu belirtmek için Fs yazayım. Maksimum bir değere erişecek. Fs maksimum.
Bu değeri aldığında artık cismi oynatabileceği hareket başlayabilir yani. Evet, bu de statik sürtünme kuvveti bu aralıkta bir değer alabilir ve en büyük değeri buna eşit olacak. Peki statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri neye bağlı arkadaşlar? Şimdi statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri yapılan deneyler göstermiştir ki arkadaşlar. Bu kuvvetin en büyük değeri cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Yani 1 kilogram bir cisim kullandığında oluşan sürtünmenin maksimum değeri ile aynı yüzeyde 2 kilogram kütleli bir cisim kullandığımda oluşan sürtünmenin değeri aynı değil. Dolayısıyla 2 kilogramlık kütle kullandığımda oluşacak statiğin en büyük değeri 1'e göre daha büyük olacak. Bize deneyler şunu göstermiştir. Statik sürtünmenin maksimum değeri normal kuvvetle doğru orantılı olacak. Biliyorsunuz normal kuvvet şu anda cismin ağırlığına eşit bir kuvvet. Eşitliği sağlamak için arkadaşlar o orantı katsayısını kaldıracağım. Dolayısıyla statik sürtünmenin en büyük değeri K, S diyeyim, statik sürtünme katsayısı diyeceğim, çarpı N. Demek ki şu doğru orantı benim yüzeylerin cinsine bağlı olan sürtünme katsayısına eşitmiş. O zaman sürtünme katsayısı F, K, S'yi sürtünmenin maksimum değeri bölü normal kuvvet olarak yazabilirim. Bu durumda benim statik sürtünme katsayımın birimi olmuyor bakın. Çünkü sürtünme kuvvetin birimi de Newton. Bir kuvvetin birimi de Newton. O zaman sürtünme katsayısının birimi birimsizdir diyeceğiz. Birimi yok diyeceğiz. Dolayısıyla birimsiz bir büyüklük olduğunu ifade edeceğiz. O zaman daha yukarıda daha demin söylemiş olduğum durumu şöyle diyebiliriz. Statik sürtünmenin masanın uygulamış olduğu normal kuvvet oranı sabittir. Bu sabit değer o yüzeyin sürtünme katsayısını verir. Dolayısıyla statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerini bu şekilde alabilirim. Bir daha söylüyorum. Benim statik sürtünme kuvvetim sıfırla en büyük değer arasında herhangi bir değeri alabilir. Şimdi D şıkkına geri dönelim arkadaşlar. Bu sefer bizim kuvvetimiz arttı. Artan bir kuvvetimiz var. Kuvvetimizi arttırmaya devam ettik. Kuvvetimizi arttırmaya devam ettiğimizde arkadaşlar artık bizim cismimiz şu bölgeye geçmiş oldu. Şimdi bu bölgeden çıktık. Artık bu bölgedeyiz. Bu bölge değerli arkadaşlar hareketli bölge. Cismin hareket ettiği bölge. Şimdi statiğin en büyük değerini açtıktan sonra cismin harekete başladı. Ve bundan sonra yüzeyle cisim arasındaki sürtünme kuvveti hafif bir düşüşle şu değere iner. Buna da kinetik sürtünme diyoruz. O zaman hareket halinde cisimle yüzey arasında oluşan kuvvete kinetik sürtünme diyoruz. Kinetik sürtünme de cismin ağırlığıyla ya da yüzeyin normal kuvvetiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla kinetik sürtünme kuvvetini de yazdığımda aynı statik sürtünmede olduğu gibi değerli arkadaşlar. F kinetik eşittir K çarpı N diyorum. Buradaki K artık kinetik değer. Bu da bunun da birimsiz olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla kinetik sürtünme katsayısıyla statik sürtünme katsayısının birimsiz olduğunu da bu matematiksel ifadeden anlamış olduk. Peki sürtünme kuvvetinin neye bağlı olduğunu söylemedik. Aslında ilkini söyledik yukarıda. Dedik ki sürtünme kuvveti ister statik olsun ister kinetik olsun cismin ağırlığıyla veyahut da yüzey normal kuvvetiyle doğru orantılıdır. Yüzey normal kuvvetinin değeri arttığında sürtünme kuvvetinin değeri de artmaktadır. O zaman sürtünme kuvvetimiz yüzey normal kuvvetine bağlı olacak. İkincisi sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olacak. Mesela çelikle çelik sürtündüğünde oluşan sürtünme kuvvetiyle çelikle tahta sürtündüğünde oluşan sürtünme kuvvetiyle aynı değil. Çünkü sürtünme katsayıları sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olduğu için bu değerler değişecek. Sürtünme kuvvetinde statik sürtünme katsayısı kinetik sürtünme katsayısından daima büyüktür arkadaşlar. Neden büyüktür sorusuna geldiğimizde şundan kutuyu kaymaya başladığı anda sürtünme kuvveti genelde azaldığı için orada statik sürtünme kuvvetinin de katsayısının da kinetik sürtünme katsayısından küçük olduğunu söyleyebiliriz.
Şu şekilde de ispatlayabiliriz bunu. Statin maksimum değeri için şunu yazdık. K statik çarpı dik kuvvet, normal kuvvet. Kinetik sürtünme için şunu yazdık. K kinetik çarpı normal kuvvet. Biz ne dedik? Hareket başladıktan sonra sürtünme gittikçe küçülür. Dolayısıyla F kinetik sürtünme, F statik sürtünmeden küçük olacak. Kinetik sürtünme neydi? K kinetik çarpı N küçüktür. K statik çarpı N dediğimde, N'ler gittiğinde K kinetiğin K statikten küçük olduğunu buradan görebiliriz. Bazı problem çözümlerinde değerli arkadaşlar, işlemi kolaylaştırmak için bazen bunlar eşit de alınabilir. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bir kavramsal örnekle bu konuyu problem çözme boyutuna taşıyalım. Birinci kavramsal örneğimizde, burada bir tane kavramsal örneğimiz var. İrem Hanım arabasıyla işten eve dönerken arabasının camının kirli olduğunu fark ediyor ve cam sileceğini çalıştırıyor. Silecek çalıştığı anda acı bir gıcırdama sesi geliyor. İrem Hanım sıvı püskürtme aparatını çalıştırdıktan sonra ise sileceğin çok daha kolay bir şekilde çalıştığını görüyor. Bunu her gün değerli arkadaşlar arabamızı çalıştırırken ve camları kirli olarak gördüğümüzde yapıyoruz. Eğer sıvı aparatını çalıştırmasak silgeçlerin zorlandığını ama sıvı aparatı çalıştırdığımızda silgeçlerin daha kolay bir şekilde çalıştığını görmüşsünüzdür. Şimdi neden sıvı püskürtmeden önce silgeçler zorlanıyor? Neden sıvı püskürttükten sonra silgeçler zorlanmıyor? Onunla ilgili bir problem. Bir, statik sürtünme kinetik sürtünmeden büyüktür. Değerli arkadaşlar, harekette zorlanma aşaması kinetik statikle ilgili. Çünkü hareketi başlatma aşamasındayız ve hareket başlamıyor. O statik durum. Demek statik sürtünme kinetik sürtünmeden büyük ki hareket başlamakta zorlanıyorum. Birinci ifade çıkartılabilir burada. Silecek motorunun uyguladığı kuvvet statik sürtünme kuvvetini yenmeden silecek çalışmaz. Evet. Silgeçlere çalıştıran bir motor vardır arkadaşlar. Eğer o motorun gücü sizin silgeçlerinizin dönmesini sağlayacak güçte değilse çalışmaz. Çünkü sizin silgeçleriniz kuru zeminde olduğunda sürtünme kuvveti çok büyük olduğu için motor daha büyük bir kuvvet uygulaması gerekir. İki de doğru. Sıvı ve benzeri maddeler yüzeydeki sürtünmeyi azaltır. Bunun en önemli örneği yağışlı havalar biliyorsunuz. Yağışlı havalar asfalt yüzeyini doldurduğunda sürtünmeyi azaltır. Dolayısıyla arabamızın kayması daha kolay hale gelmiş olur. O zaman bizim burada doğru yanıtımız D şıkkı olmuş olacak. Birinci örneğe baktığımda değerli arkadaşlar, K, L ve M cisimlerine F kuvveti uygulandığında K cismi hareket etmiyor. L sabit hız altında hareketli. M ise hızlanan hareket yapıyor. Buna göre cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi K, L ve M cisimlerinin durumlarını hem kuvvetsel anlamda hem de bir grafik benzetmesiyle göstermeye çalışalım. Bakıyorum şimdi cisimler etkeden kuvvetleri. Bir, K'nın ağırlığı var. Buna GK deyip. İki, yüzey tepki kuvveti var. Buna N deyip. Eğer kuvvet uygulamama rağmen hareket oluşmuyorsa sürtünme var demektir. K'da oluşan sürtünmeyi de şu şekilde göstereyim. Şimdi grafiğimizi hatırlarsanız şöyle dedik. Bizim grafiğimiz iki kısımda oluşuyor. Bir, hareketin oluşmadığı kısım. Orası şura. Bir de hareketin oluştuğu kısım. Orası da şurası. Şimdi hareketin oluşmadığı kısımda hangi kuvvet uygularsam cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti ona eşit olur. Demek ki burada hareket yoksa
K ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti benim uyguladığım kuvvete eşit olacak. Çünkü hareket yok. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur. Sabit hız dengelenmiş bir durum demektir arkadaşlar. Burada etkilenen kuvvetlere bakalım. L'nin ağırlığı var. Dik tepki kuvvetimiz var. Tabii ki sürtünmemiz var. Cisim sabit hızda hareket ediyorsa, buna Fl diyeyim. Buna biz dinamik denge diyoruz arkadaşlar. Dinamik denge gene hareket doğrultusundaki cisimler, hareket doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması ile ilgili. Hızı değiştiremiyorsak biz cismi etkileyen kuvvetler sıfır olmalı. Demek ki L ile yüzey arasındaki sürtünme de F kuvvetine eşit olmalı. Burada hızlanan hareket yapıyorsa değerli arkadaşlar, kuvvetleri gösteriyorum. Ağırlığı var M'nin. Dolayısıyla yüzey tepkisinin bu ağırlığa eşit olması lazım ki cisim yukarı doğru uçmasın veyahut da masayı kırmasın. M ile yüzey arasındaki sürtünme kuvvetini de bu şekilde gösterirsem, hızlanan hareket yapmasının nedeni F kuvvetinin sürtünme kuvvetinden büyük olması. O zaman diyorum ki F M'den büyük olacak. O zaman sürtünme kuvvetlerini kıyaslarsam K L'ye eşit M'den büyük olacak. A şıkkı aradığım yanıt olmuş olacak. İkinci soruya geçtiğimde değerli arkadaşlar. Düzgün bir yüzeyde bulunan 600 Newton ağırlığındaki bir kutuya bağladığımız bir ip yardımıyla hareket ettirmek istiyoruz. Hareketi başlatabilmek için kutuya 250 Newton'luk bir yatay kuvvet uygulamak gerekiyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Hareketi başlatabilmek için bakın. O zaman grafiğimi çiziyorum. Hareketi başlattığım aralık şurası. Tam bu uçtayım. Burada hareket başlıyor. O zaman burası statik sürtünmenin en büyük değeriydi. Benim uyguladığım kuvvet en büyük değere eşit olmalı ki bu hareket başlasın, başlamaya çalışsın ya da. O zaman 250 Newton. Buradaki açı, buradaki açı eşittir arkadaşlar. Şuraya kadar, şu sivri bölge, şu uca kadar, şu açılar eşit gider. O zaman benim statik sürtünmem 250 Newton'a eşit olacak. Bu statik sürtünme katsayısı çarpı dik kuvvet, normal kuvvet yani eşittir 250 Newton. Onu yazdım. Kutu harekete başladığında onu sabit hızla çekebilmek için. Şimdi sabit hız dinamik denge demektir arkadaşlar. Dolayısıyla hareketli olduğum bölge burası. Burada da cisme etkileyen kuvvet, sürtünme kuvveti kinetikti. Değeri buna eşitti. O zaman dinamik denge durumunda kinetik sürtünme kuvvetim bu yönlü. Benim uygulamış olduğum kuvvet bu yönlü. Şimdi ne zaman cisim sabit hızda hareket eder? Yani cismin hızının ne zaman değişmemesi gerekir? Hareket halindeyken cisme etkileyen bileşik kuvvetin sıfır olmasıyla mümkün olabilir. O durumda bakıyorum cisme etkileyen kuvvetlere. Bir kendi ağırlığı var. Masanın uygulamış olduğu normal kuvvet var. Cisim yukarı veya da aşağı gelmediği için bu iki kuvvet eşit olmak zorunda. O halde cismin hızının değişmemesi için yatay kuvvetlerin de birbirine eşit olması lazım. O zaman kinetik sürtünme çarpı N, cisim aynı cisim. O da 200'e eşit olacak. Buna göre diyor sürtünme katsayılarının oranı nedir diyor. O zaman N kuvvetleri birbirine götürür. K statik bölü K kinetik dersem, o da her tarafı 5'e bölersem, 50'ye bölersem 5 bölü 4 bulmuş olurum. B şıkkı aradığım yanıt olacak arkadaşlar. Üçüncü soru, bir fizik öğretmeni statik sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıdaki yargıları tahtaya yazmaktadır. Buna göre öğretmenin yukarıda yazdığı yargılardan hangisi doğrudur? N normal kuvvettir diyor. Statik sürtünme kuvveti her zaman Fs statik anlamında, Ks statik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvettir diyor. Değerli arkadaşlar, statik sürtünme kuvveti daima ya da her zaman buna eşit değil. Bu değer statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeridir.
Bizim statik sürtünme kuvvetimiz şu aralıktaydı. Şimdi her zaman terimi kullanıldığı için bu ifade yanlış diyoruz. Çünkü her zaman bu değeri almaz. Bundan küçük değer de alabilir. O zaman bir ifadesi yanlış. Statik sürtünme kuvveti her zaman cismin denge konumu dikkate alınarak hesaplanır. Evet, hesaplamamızı yaparken statik dengeyi esas alıyorduk. Nerede o tam denge aşamasının bozulduğu yer? Burasıydı. Ve burada bizim uyguladığımız kuvvetle statik sürtünme kuvveti birbirine eşitti. Bu dengeyi oluşturup statik sürtünme katsayısını hesaplıyorduk. 2 doğru. Statik sürtünme kuvvetinin hesaplamanın tek yöntemi Newton'un birinci hareket yasasını kullanmaktır. Değerli arkadaşlar, Newton'un birinci hareket yasası şunu söyler. Bir sisteme etkeden net kuvvet sıfırsa, sistem duruyorsa durgunluk pozisyonunu devam ettirir. Zaten biz de statik sürtünme kuvvetini hesaplarken bu dengelenmiş kuvvet ilişkisini kullanıyoruz. 3 ifadesi de doğru. O zaman bizim aradığımız seçenek E şıkkı olacak. 2 ve 3 ifadesi doğru olacak. Dördüncü bir örneğe baktığımızda, bir öğrenci masa üzerindeki bir kutuyu esnek olmayan bir ip yardımıyla yatay doğrultuda çekmeye başlıyor. İpteki gerilme kuvveti başlangıçta sıfır olup zamanla artıyor. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bizim uygulamış olduğumuz kuvvetin ipteki gerilme kuvveti, bu kuvvet kaydın sıfırdan başlamak kaydıyla gittikçe artıyor diyor. O zaman hemen şu grafiği biz çizebiliriz. Bizim sürtünme ile uyguladığımız kuvvet arasında şöyle bir ilişki vardı. Bu taraf bizim uyguladığımız kuvvet, burası ise sürtünme kuvveti. O zaman biz sıfırdan başlıyorsak sürtünme kuvveti de sıfır. Arttırmaya başladığımızda sürtünme kuvveti artar. Ne zamana kadar? Maksimum değere erişinceye kadar. Kutu hareket edinceye kadar dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalır. Doğru. Burası biliyorsunuz hareketin olmadığı bölge. Hareketin olmadığı bölge Newton'un birinci hareket yasası gereği dengelenmiş durumdur. Birinci ifade doğru. Hareket başlatılana kadar ipteki gerilme kuvvetinin artışı yüzey tarafından kutuya etki eden dik kuvvet değerini arttırır diyor. Değerli arkadaşlar, cisim masa üzerinde ise dik kuvvet bizim uyguladığımız kuvvete bağlı değil. Mesela bizim uyguladığımız kuvvet şu. Bizim dik kuvvet cismin ağırlığının yüzeye dik bileşenine bağlı. Bizim uyguladığımız kuvvete bağlı değil. Bunu geçtik. İpe yukarı yönde bir açı verilerek kutu çekilirse kutu daha küçük bir kuvvetle hareket ettirilebilir. Şimdi değerli arkadaşlar, burada kuvvetleri gösterirsek ağırlığımız var. Tepki kuvvet, özür dilerim. Normal kuvvetimiz var. Bir de bizim uyguladığımız kuvvet var. Sürtünme kuvveti var. Şimdi bizim uyguladığımız kuvvet bir kere sürtünme kuvvetini yenmesi lazım. Hangisini? En büyük değerini. O zaman burası nedir? K çarpı N'dir. Burayı yenmemiz lazım. Peki buraya açı verirsem ne olur? Buraya açı verdiğimde benim uyguladığım kuvvetin iki bileşeni olur. Biri yukarı yönlü TY diyeceğim. Biri bu yönlü TX diyeceğim. Şimdi dikkat edin. İpteki gerilmenin düşey bileşeni sürtünme kuvvetini azaltmış olacak. Neden? Bu durumda N artı T'ye eşittir G diyeceğim. Dolayısıyla normal kuvvet G eksi T'ye olur. Bu durumda yeni sürtünme kuvveti burada K çarpı G idi ilk durumda. Şimdi K çarpı G eksi TY oldu. O zaman şu noktayı biraz daha öne çekmiş oldum değerli arkadaşlar. 3 ifadesi doğru. Kızakta kayarken arkadaşlar, eğer siz arkadan kızağı itiyorsanız, arkadan kızağı ittiğinizde sizin uygulamış olduğunuz kuvvet çoğu zaman şöyledir. Kızağımız buysa mesela, siz arkadan kızağı bu şekilde itersiniz. Dolayısıyla bu şekilde ittiğimizde sürtünmeyi arttırırız. Kızak hareketi zorlanır. Ama kızağı ön taraftan bir iple yukarı doğru çekecek şekilde çekerseniz siz
kızağı daha rahat bir kuvvetle çekmiş olursunuz. Bu da uygulama alanına yönelik bir soruydu. Yatay düzlem üzerindeki özdeş A ve B tekerleklerinden A kayarak, B dönerek ilerliyor. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Değerli arkadaşlar, kayma ile dönme arasındaki ilişki ya da kayma ile dönme arasındaki fark ya da benzerlik ne? Benzerlik var mı yok mu? Onun üzerinde duralım. Şimdi normalde çok ağır olan sandıkların veyahut da işte evlerimizde kullanmış olduğumuz dolaplar çok ağır ise o dolapların ya da yatakların altında bilyeler olduğunu görmüşsünüzdür. Çünkü bilyeleri yerleştirdiğimiz zaman değerli arkadaşlar özellikle bu bilyeler yani dönme hareketi sağlıyor bilye. Dönme hareketinde yüzeyle cisim arasındaki sürtünme katsayısı kayma hareketinde cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısından küçük olduğu için dönme hareketi yüzeydeki sürtünmeyi azaltır. Bu vesileyle biz çok ağır yüklerin altına tekerlek koyarak veyahut da silindir borular koyarak cismi onların üzerinde hareket ettirerek götürürüz. Çünkü biz yüzeyle cisim arasındaki sürtünmeyi azaltmış oluyoruz. Sürtünmenin azalması demek bizim daha az bir kuvvet uygulamamız demektir. Birincisinde B tekerleğiyle yüzey arasındaki sürtünme hareket B tekerleğiyle yüzey arasındaki sürtünme hareket yönündedir diyor. Dönme hareketinde değerli arkadaşlar dönmenin oluşabilmesi için şimdi bizim tekerlek dönmeye çalıştığında tam şu noktada bu yönde döndüğünü varsayalım ki öyle hareket yönünü öyle vermiş. Şimdi bizim tekerlek böyle dönerken şu noktayı arkaya doğru iter. Newton'un 3. hareket yasasına göre o diş de seni öne doğru iter. Eğer bu dişte bir kuvvet olmazsa bizim tekerleğimiz dönme hareketi yapamaz. Olduğu yerde dönme hareketi yapar. Yani dönerek ilerleyemez. Dönme hareketi yapamaz derken onu yanlış kullandım. Dönerek ilerleyemez. Sadece olduğu bölgede dönme yapar. Mesela buzlu yollarda biz arabayı kaldıramayız. Arabanın lastikleri kendi ekseni etrafında döner. Ötelenemez. Bunun nedeni lastik dişlerinin asfalt yüzeye bir kuvvet uygulaması, asfalt yüzeyinin de lastiğe bir kuvvet uygulaması. O zaman dönme hareketinde sürtünme hareket yönünde alınır arkadaşlar. Bir ifadesi doğru. Çünkü buna ivme kazandıran, ilk kalkış ivmesi veren diş, asfalttaki dişin tekerleğe göstermiş olduğu sürtünme kuvvettir. A tekerleğiyle yüzey arasındaki sürtünme hareket yönündedir. Kayma hareketinde sürtünmenin harekete zıt olduğunu söyledik değerli arkadaşlar. Bu gitti. A tekerleğiyle yüzey arasındaki sürtünme, B tekerleğiyle yüzey arasındaki sürtünmeden büyüktür diyor. Doğru. Dönme hareketinde sürtünme kuvveti ya da katsayısı küçük. Kayma hareketinde sürtünme katsayısı büyüktü. Aradığımız yanıt D şıkkı olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Altıncı soruya geldiğimizde eşit kütleli K ve L cisimlerin şekildeki kuvvetlerin etkisinde kaldıklarında sabit hızlarla. Değerli arkadaşlar sürtünmeyi yorumlarken lütfen hızın sabit olup olmadığına dikkat edelim. Sabit hızlarla hareket etmektedirler. Buna göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu soruya yanıt vermeden önce cismi etkileyen kuvvetlere bakalım değerli arkadaşlar. Bir kere kayma hareketi olduğu için sürtünme kuvvetinin harekete zıt yönlü olacağını artık söyleyebiliriz. Buradaki sürtünmeye FL diyelim. Buradaki sürtünmeye FK diyelim. Bunun dışında K'nın ağırlığı var. Kütleler aynı olduğu için ağırlığı G alayım. Normal kuvvet var. O zaman FK'yı şöyle yazıyorum. K çarpı yüzey sürtünme katsayısı dik kuvvet. Dik kuvvet şu. Şimdi dik kuvvet F1 ile G'nin toplamı. Buna KK diyeyim. L'deki sürtünme kuvvet de KL. Şimdi burada da F1 normal yukarı doğru. Ağırlık aynıydı. Değerli arkadaşlar N G eksi F1 kadardır. Şimdi bizim cisimlerimiz sabit hızla gittiğine göre o zaman FK yatay yöndeki kuvvetlerin bileşke sıfır olmalı. F2'ye. FL de F2'ye eşit olmalı.
O zaman K ve L'ye etki eden sürtünme kuvvetleri aynı olmak zorunda. Çünkü bu F2'ye eşit. Sabit hız olduğu için dinamik dengede dolayı. Bu da F2'ye eşit. O zaman K ile L cisimlerine etki eden sürtünme kuvvetleri eşittir ibaresi doğru. K ve L cisimlerine etki eden normal kuvvetler eşittir. Doğru değil. K'ya etki eden normal kuvvet F1 artı G. L'ye etki eden normal kuvvet G eksi F1. Bunu geçtim. Yanlış bu. L cismi ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı K'nınkinden daha büyüktür. Onu da şöyle yorumluyorum. Şu iki sürtünme kuvveti birbirine eşit olduğuna göre, şuradaki toplam buradaki farktan büyük olduğuna göre, o zaman K ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı L ile cisim arasındaki sürtünme katsayısından küçük olmalı. 3 ifadesi doğru. 1-3 aradığım yanıt olmuş olacak değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, burada önemli olan bir fiziksel problemi çözerken cisimlere etki eden kuvvetleri mutlaka göstermek gerekiyor. Cisimlere etki eden kuvvetleri göstermeden problemi biraz karmaşık hale getirirsiniz. Onun için o kuvvetleri lütfen gösterelim. Yedinci örneğe baktığımızda şekil 1'de üst üste konulmuş iki özdeş cisim F kuvvetinin etkisindeyken sabit bir hızda gidiyor. Gene bunun altını çizdim. Cisimlerden biri şekil 2'deki gibi alınıyor. Buna göre alttaki cisimle ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Seçeneklere geçmeden önce değerli arkadaşlar, önce cisimlere etki eden kuvvetlere bakıyorum. Burada cismin ağırlığı 2 mg. Sürtünme kuvveti bu yönde. Dik kuvvetin bu yönde. Buna M1 diyeyim. Burada M1 2 mg oluyor arkadaşlar. Sabit hızda olduğu için sürtünme kuvveti F kuvvetine eşit olması gerekir. Dolayısıyla o zaman sürtünme kuvveti F kuvvetine eşitse F kuvvetini şöyle yazabiliriz. K çarpı 2 mg yazabiliriz. Şimdi burada cismin ağırlığı mg. Dik kuvveti N2 deyip burada da N2 mg'ye eşit. Buradaki sürtünme kuvvetine de Fs üssü diyeyim. Fs üssü K çarpı dik kuvveti. Dik kuvvetim artık 2 mg değil, mg oldu. O zaman sürtünme kuvvetim F kuvvetinden küçük oldu. Çünkü F kuvveti 2 mg'ydi. O zaman cisim net bir kuvvetin etkisinde kalır. Cisim burada hızlanan hareket yapacak. O zaman bir ifadesi doğru. Cisim hızlanır. Normal kuvvetin büyüklüğü yarıya iner. Doğru. 2 mg'den mg'ye indi. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı değişmez. O sürtünen cisimlerin yüzeylerine bağlı. 1 ve 2 ifadesi aradığım yanıtlar olmuş olacak. 8. soruya geldiğimizde değerli arkadaşlar, 3 arkadaş yüzey düzgün ve eğim açısı sabit bir pist üzerinde hızakla birlikte şekilde görüldüğü gibi sabit bir hızda kayıyorlar. Yine buranın altını çiziyorum. Yolun bir kısmında diğer arkadaşlar olan Kerem de kıza ağırlığından başka herhangi bir kuvvet uygulamadan düzgün biçimde biniyor. Buna göre yukarıdaki durumlardan hangisi gözlenemez diyor. Şimdi önce sisteme etki eden kuvvetlere bakalım arkadaşlar. Eğik düzlemdeki harekette 3 gencin toplam ağırlığına G diyelim. Burası G çarpı sinüs alfa. Bu dik kuvvet G çarpı kosinüs alfa. Dolayısıyla sürtünme kuvveti harekete zıt yönde. Bu da tepki kuvvetimiz. Burada tepki kuvvetimiz yüzeye dik olan kuvvetti. G çarpı kosinüs alfa olduğunu görelim arkadaşlar. Hız sabitse o zaman şu kuvvet şu kuvvete eşit olacak. X'in eşit diyelim. Fs eşit olacak. G çarpı sinüs alfa. Şimdi Fs'ye yazıyorum. K çarpı dik kuvvet. G çarpı kosinüs alfa. O da eşittir. G çarpı sinüs alfa. Burada G'ler gidiyor arkadaşlar. Sürtünme katsayısı neye eşit oluyor bakın. Sürtünme katsayısı tanjant alfa eşit oluyor. Yani bunun anlamı şu. Sabit hızla gidebilmesi için bu koşulun oluşturan eğim açısı ya da yüzeylerin cinsi. Mesela sürtünme katsayısı daha büyükse arkadaşlar, cisimlerin sabit hızla hareketini sürdürmek için açıyı büyütmem lazım.
Sürtünme katsayısı daha küçük ise cisimlerin sabit hızla gitmesi için açıyı küçültmem lazım. Aksi halde hızlanacak. Burada sabit hızı oluşturan koşullar cisimlerin kütlesine bağlı olmadığı için o zaman burada kızak yavaşlayamaz, kızak hızlanamaz, kızak sabit hızla yoluna devam eder. Çünkü kütleden bağımsız. 1 ve 2'yi yapamaz. Evet değerli arkadaşlar. 9. soru. Bir deneysel soru. Osman yüzeyi küçük deliklerden oluşmuş bir deney arabasının üzerindeki bir deney masasının üzerindeki deney arabasını hafif bir itme ile hareket ettirmektedir. Fakat araba kısa bir süre sonra tekrar duruyor. Osman arabanın daha fazla yol almasını istiyor. Buna göre Osman yukarıdaki değişikliklerden hangisini yapabilir? Şimdi araba kısa bir sürede duruyorsa değerli arkadaşlar, o zaman yüzeydeki sürtünmeyi azaltmam lazım. Şimdi yüzeydeki sürtünmeyi nasıl azaltabilirim? Biz sürtünme kuvvetinin şuna bağlı olduğunu söylemiştik. Efse geç K çarpı G kosinüs alfa olduğunu söylemiştik. Eğer bu açıyı büyütürse, yani eğimi büyütürse, sürtünmeyi azaltmış olurum. Çünkü kosinüs değeri küçülür. Dolayısıyla araba daha fazla yol alabilir. Demek ki bir eğimini arttırmalıyım. Yani hafif bir eğim vermeliyim. Hava üflersek buradaki deliklerden arkadaşlar bir hava masası elde ederiz. Hava masası sürtünmeyi en aza indirgeyen bir ortamdır. Biri de yapmalıyım. Düşük sürtünmeli rulmanlara sahip tekerlekli bir deney arabası kullanılmalı. Evet, tekerlekli bir deney arabası kullanırsak yukarıda da söylediğimiz gibi sürtünmeyi azaltmış oluruz. Arabada daha fazla yol gitmiş olur. 10. soruya geldiğimizde değerli arkadaşlar, sürtünmeli yatay düzlem üzerine konulmuş M kütleli cisme şekildeki F kuvveti uygulanıyor. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi kesin değildir diyor. Şimdi cisme etkileyen kuvvetlere cisim diyagramını arkadaşlar her soruda oluşturmaya çalışın. Cismin ağırlığı var. Normal kuvvetim var. Normal kuvvetim cismin ağırlığına eşit olmalı. Burada da şurada da sürtünme kuvveti var. Şimdi burada sadece şu bilgi var arkadaşlar. Yüzeyin sürtünmeli olduğunu ve bu cisme sürtünmeli yüzeydeki cisme F kuvvetinin uygulandığını. Ama burada cisim hareketli mi değil mi o belli değil. O zaman cisim hareket etmiyor da olabilir. Kesin değil derken o zaman cismin sürtünme kuvvetinin maksimum değerinin F olduğunu söylüyor. F'ten büyük de olabilir. Yani bizim F'imiz şurada bir yerde olabilir. Sürtünmenin maksimum değeri şurasıydı. Fakat bizim F'imiz şurada bir yerde olabilir. Eğer hareket yoksa F burada sürtünme kuvvette F'e eşit olur. Onu bilmiyoruz. Bu kesin değil. Sürtünme kuvveti F büyüklüğünde bu kesin. Hareket bu da kesindir. Özür dilerim. Hareket varsa sürtünme kuvveti F'ten küçük olacak. Üçüncüye geliyorum. Sürtünme kuvveti artı x yönünde. Bu kesin. Çünkü burada F kuvvetiyle çekilen bir cisimde sürtünme daima hareketle zıt yönlü olmalı. 1 ve 2 kesin değil. On birinci soruda K cismi F kuvveti etkisinde kalmasına rağmen durgun olup L ve M cisimleri de aynı kuvvetin etkisinde B ve 2 ve sabit hızlarıyla gene değerli arkadaşlar buraya dikkat edin hareket etmektedir. Buna göre A, L ve M cisimleri ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvvetleri ilişkisini soruyor. Şimdi K cismi durgun olduğuna göre değerli arkadaşlar şu grafiği yorumluyorum. Eğer cisim hareket etmiyorsa şu bölgededir. Bu bölgede de sürtünme kuvveti uyguladığım kuvvete eşit. O zaman K'daki sürtünme kuvveti F'e eşit olmalı. Bu bölge sabit hızlı hareketin olduğu bölge. Hareketli bölge. Orada şudur. Burada hız değişmiyorsa değerli arkadaşlar sürtünme kuvveti kinetik sürtünmeye eşit olmalı. Hız değişmediği için. Yani dinamik dengede. O zaman F'l de F'e eşit olmalı. Burası 2V sabit hızlıya gittiği için dinamik denge. Dinamik dengede F'm F'e eşit olmalı. Değerli arkadaşlar
Sabit hız dinamik denge demektir. Yani hız sabitse cisme etkilenen kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalı. Dolayısıyla benim aradığım seçenek B seçeneğidir ve problemi geçiyorum. Evet, 2-3 sorumuz kaldı değerli arkadaşlar. 12. soruya baktığımda 2 kilogram kütleli cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5, kinetik sürtünme katsayısı da 0,4'tür. Buna göre verilen kuvvetlerden hangi değer için cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor. Yine sürtünme ile ilgili şu grafiğimi çiziyorum arkadaşlar. Şu bölge dengelenmiş kuvvetlerin olduğu bölge. Burada da sabit hız varsa dengelenmiş kuvvettir. Ben cismimi durgunluktan harekete geçirdiğime göre o zaman statik sürtünmenin en büyük değerini hesaplayayım. Cismin kütlesi 2, ağırlığı 20. Normal kuvvetim de 20 olacak. O zaman kinetik ve statik sürtünmeyi bulurken statik sürtünme katsayısı 0,5. 0,5 çarpı 20, 10 Newton. Dinamik değeri buluyorum. Yani kinetik değeri buluyorum. 0,4 çarpı 10, 8 Newton. Bir kere benim cismi hareket ettirebilmem için 10 Newton'u aşmam lazım değerli arkadaşlar. O zaman 0'dan 10'a gelirken dinamik dengedeyim. Onu geçtikten sonra da hareket başlayacak. O zaman 1 ve 2 kuvvetler uygulandığında cisim dinamik denge durumunda olmuş oluyor. 13. soruda bir fizik öğretmenin görevlendirdiği iki öğrenci esnemeyen iple ve bağlı yatay düzlemdeki cisimlere şekil 1A ve şekil 2A'daki gibi yatay doğrultudaki kuvvetlerle hareket ettiriyor. Hareket eden iki cisim için diyagram şekil 1B ve şekil 2B'de veriliyor. Yani cisimleri etkileyen kuvvetler verilmiş burada. Buna göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada şurası bir denge durumu. Bunlar birbirini götürür. O zaman burada sadece bizim çektiğimiz kuvvet var. Bu cisim hızlanır. Burada sürtünme yok demektir. Şimdi burada cismimizin ağırlığı var aşağı doğru. Burada sürtünme olmalı. Konunun başında dedim ki temas kuvveti temas yüzeyiyle bir açı yapıyorsa orada sürtünme var demiştim. Yatayı sürtünme kuvvetini düşeyi de normal kuvveti verecek şekilde olur diyorum. Şunlar birbirini götürür. O zaman şekil 1'de mutlaka sürtünme var. Biri geçti. Biri diyor ki şekil 1 ve 2'deki düzlemler sürtünmesizdir diyor. Bir sürtünmeli, iki sürtünmesizdir. Şekil 1'deki düzlem sürtünmelidir. 2 doğru. Şekil 2'deki cisim hızlanan hareket yapar. Doğru. Sürtünme yok çünkü. 2 ve 3 doğru yanıt olmuş oluyor. 14. soruya bakıyorum değerli arkadaşlar. Enfal yatay düzlem üzerinde kaymadan yürümektedir. Enfalin yürüme hareketi ivmelidir diyor. Buna göre diyor yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi enfal kaymıyorsa değerli arkadaşlar yürürken ayağı yerden kesildiği anda yere değdiği noktada tekrar duruyor demektir. Ayağı yerden kesildiği anda değdiği noktada tekrar duruyor demektir. O zaman enfal ile yüzey arasında statik sürtünme var demektir. Dolayısıyla statik sürtünme hiçbir zaman cisim üzerinde iş yapmaz. Çünkü cisim hareket etmiyor. Statin anlamı oydu. O zaman enfalin hareket etmesini sağlayan kuvvet statik sürtünme kuvvettir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, enfalin hareket etmesini sağlayan statik değil, enfalin biyolojik yapısındaki kuvvet olacak. Yürürken enfale ivme kazandıran kuvvet sürtünme kuvvettir değil, biyolojik kuvvet olacak. Yürüme sırasında yüzey enfal üzerinde iş yapmamıştır. Doğru seçenek olacak. Şimdi bunu evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yürürken ayağımız yerden kesildiği anda tekrar yere geldiğinde kayma yoksa gene durgundur ayak. Tekrar öbür tarafa attığınızda kayma yoksa durgundur. Biz kendi iç bünyemizdeki hassal sistemde oluşan kuvvetle kendimize ivme veriyoruz. Yani biz dönen bir tekerlek değiliz arkadaşlar. Eğer biz dönen bir tekerlek olsaydık o zaman bize ivme kazandıran kazandıran bizim iç dinamiğimizdeki biyolojik yani kaslardan ileri gelen kuvvet olacak. Değerli arkadaşlar
Bu videoyu burada sonlandırmış olduk. Bizi Süleyman Özmen Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Yorumlarınıza olumlu ya da olumsuz açığız değerli arkadaşlar. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için farklı soru tipleriyle karşınıza çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle.